Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, değerli yorumlar, Sayın Bakanım, ben biraz önce biraz Dursun'a çatacağım. Çok sevdiğim Dursun Oğuz, şimdi kendilerinde olan bir bağımsız CTP'de var olan bakanımızı buraya çıktığında eleştirildiği yerden yere vurdu. Tabii kendisine teşekkür ederim. O gün de teşekkür ederim sokaklarda. Bugün de buradan teşekkür edeceğim. Ve bu başkan... arka sokaklarda teşekkür ederim. Şimdi bu bakan sizin taraflarda yer aldı ve Sayın Bakan, ben bütçe komitesinde de yer aldığım için orada gördüğüm çarpıklıkları hem halkımla paylaşmak isterim, hem de sizlere biraz olsun ışık tutabilirsek ne mutlu bize deriz. Ben daha gençken Topçuköy Betme Ligi'ndeydi. Biz de Betme Ligi'ndeydik. Şimdi kalmaktaydı. Giderdik oralara ve futbol oynarken oralarının ineklerle dolu bir köy olduğunu görürdüm. Ve bu ineklerden elde edilen gelirlerle insanların ev yaptığını, yapabildiğini görürdüm. Birbirinden güzel evler yaparlardı, bir şeyler yaparlardı. Şimdi ise maalesef senin de bildiğin gibi ne Topçuköy'de ne de başka bir yerlerde gerek geçmiş siyasetçilerin yanlış politikası yüzünden, gerekse 2009'dan 2016'ya kadar uygulanılan sürede yapılan hatalar yüzünden maalesef Koca Karpaz Yarımadası'nda kaç tane inek kaldı sormadım yazılı soru olarak. Keşke soraydım. Keşke soraydım. Sormadım. Ama iddia ederim ki en büyükten aşağıya doğru sıralarsan en alt sıradaki yani ilk yüzün içinde inekleri mevcut olan insanların inekleri kadar inek kalmamıştır İskele Karpaz Yarımadası'nda diye iddia ederim. Dolayısıyla bu politika yanlıştır. Dolayısıyla o günden bugüne kadar 50 tane ben merkezli zengine 300 tane veyahut da 500 tane geniş kapsamlı zengine çalışıldığı iddiasındayım. Ve bugün de her yaptığınız harekette ilk 50 tane hayvancının veya ilk 50 tane üreticinin kılıçlarıyla şey diyorsunuz, karşılanıyorsunuz. Neden? Neden? Çünkü birkaç tane bu kararsa sipahi köyünde zaten oradan buraya gelsin, gelemez. Sana protesto yapsınmış traktörüyle. Ha, başka bir şey daha ekleyeyim hazır buraya gelmiş iken. Son üç yılda İskele Karpaz bölgesinde yeni traktörler görürüm. Neden bilir miyim? Biraz, çok az bir şey. Katkı olayları oralara da yansıdı. Yani 0 kilometre bir traktörün nelere muktedir olduğunu yeni yeni insanımız anlamaya başladı. Bir ikincisi, geçmiştekiler hiç de öyle düşünmezdi. Bu biraz Erkut Şahin döneminden sonra kaynaklanan olaylardır bu yeni traktör olayları. Ve dahası var. Bu soğuk süt zinciri artı inekçilik, büyükbaş hayvancılık bana göre kopmuştur. Kopmuştur derken, yani belli bir ölçekte olması lazım. Çiftlik sınırını, rakamını belirlemeniz gerekir. Onun üstüne katkı koymamanız gerekir diye iddia ediyorum. Aynı şeyi küçük baş hayvanlarda da uygulamanız gerektiği inancındayım.
Ben Tücezayda'dan önce bir BAF turuna katıldım. Hem kendim güneye gittiğimde kendimin dolaşabileceği, nereleri, daha değişik yerler nereleri olabilir düşüncesi içinde bir tura katıldım. Aksiluk köyünde bir fabrika var. Bir zamana tik karavalı var, Ulusal Birlik Partili. Dedi bana ki gel de sana koyun heldimi alayım. Nereden dedim. Aa dedi burada Aksiluk köyünde. Dedim ya dalga geçmen ne ara dedim de değil. Yok dedi. Hem dedi gideceğinde dedi Nazım Çavuşoğlu'na söylem dedi. Özel. Gittiysek Sayın Çavuşoğlu maalesef fabrika kapalı. Neden kapalı? Adam gerçekten koyun sütünden hellim yaparmış. Yoğurt yaparmış. E dedik niçin yapmam? E neredeler be dedi gözünüz kör olmasın dedi. Neredeler dedi koyun sütü şimdi dedi. Dalga geçersiniz bizimle yoksa halkının. Yani insanlar koyun sütünden hellim yaparlar, yoğurt yaparlar ama belirli bir sürede kapalı kalır. Dürüst davranır. Dürüst davranırlar. Çok güzel söyledin. Ya peki biz gittiğimizde bakkala da koyun sütü, koyun yoğurdu diye alırız. Gerçekten şu anda koyun yoğurdu bizim bölgede bir iki kişi vardı şimdi yenile başladılar yani. Ama bir aralıktan önce hiçbir yoğurdun koyun sütünden olduğuna inanmıyorum. Yine şunu söylemek isterim. Sizlere yapmış olduğum yazılı cevapta almış olduğum bulgulardan hareket ederek şunu söylemek isterim. Sütek aşağıya geldiydi komite görüşmelerine. Dediler ki yılda 33 milyon doğrudan gelir desteği verilmiştik. Biz de içindeyiz artık bu siyasetin. Çiğ süde. Çiğ süde. Bu 33 milyonun Sayın Bakan yazmış olduğum sorunu, yazılı soruda almış olduğum cevabı hesapladım. İlk 50 kişisi 13,5 milyonunu alırmış. 150 ile sınırlandırılmamış olsaydı alabilirdi ama 150 ile sınırlandığı için ve son düzenlemelerden sonra alamaz. Bana göre bir kez daha sıralanması gerektiği inancındayım. Bana göre bir kez daha gözden geçirilmesi inancındayım. Çünkü 795 tane üretici var. Eğer sen bunu 2 sene önce, 1,5 sene önce sormuşsan doğrudur. Ama bu son zamanlarda... Neyse son zamanlarda sormadım. Son zamanlarda yeniden soracağım. Doğrudan gelir desteğini kim? Ama eğer 100 kişisi 15 milyonunu alıyorsa veya 150 kişisi 20 milyonunu alıyorsa Sayın Bakan, geri kalan 13 milyonunu da 600 kişi aldı demek. Bunu ben halkımla paylaşmalıyız. Var mı burada bir yanlışlık? Yok. Yoktur Sayın Bakan. Lütfen bu konuyla ilgili tartışmayın. Tartışmak istemiyorum çünkü sizinle. Koyun sütü de olduğu için daha fazla sayı alır kalan payı. O da ayrı konu. O da ayrı konu. Küçük baş hayvancılıktan gelen sütler de faydalanır bu işten. Dolayısıyla bu iş kesinlikle yanlış. Ben bir çocuk buldum Dilekkaya köyünde. Dedim ki ya bizim bölgede güzel çocuklar var, çalışkan çocuklar var. Sen de çalışkan bir gençsin benim gözümde. Kaç inek yaparsa ekmek parasını çıkarır, kazanabilir. Tabi çocuğun inekleri biraz daha seçmedir galiba. Bilemem. Ben dedi 30 tane ineğim var. Bilmem kaç tanesi sağlıklıdır. Ben dedi Allah bereket etsin dedi. Ekerim biçerim dedi. Yani dedi 3-4 asgari ücret dedi ayda kazanırım dedi. Ben nasıl kazandığını bilemem. Ama eğer böyle bir durum söz konusuysa 500 baş büyük ineği olanlar, 1000 baş büyük ineği olanlar, peki ya zenginlik hangi sınırdadır? Kaç hayvanım olursa ben zengin olurum, zengin kategorisine girerim.
ve bana destek vermemeniz gerekir ki diğerleri de çoğalsın. Diğer üreticilerin de çoğalabilmesi için ne yapmamız gerekir? Yer bırakacak memleketi 100 kişinin eline. Bir bırakacaksak söyleyin de bırakalım be arkadaşlar yani. Hiç gelmeyelim, uğramayalım da buraya. Gidelim biz de dümen sallamaya. E kim sorar bizi? Ha bizi al buraya onun için göndermedi ya. Bu yanlışlıkları düzeltebilmemiz için gönder. Evet, protesto, grev doğrudur. Birinci günde, birinci seferde başarılı oldular. Ama ikinci dönemde biraz organizeli olunca, Sayın Bakan organizeli hareket edince gıbırdayamadılar bir yere, gelemediler. Ve bir ikincisi, üçüncüsü, sizin köy yerlerine gidip bunları anlatmanız gerek. Kim yapmış hatayı beni ilgilendirmez. Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası var demiş, erkek kızın öyledir böyledir. Ona demiş, benim etrafımda bir şey yoktu demiş. Dolayısıyla beni kimin yaptığı ilgilendirmez. Beni hangi bakanın toplumsal hareket edip de yeniden o mandraları dolu görebilmemde. Ben yani herkesin memur olabileceğine inanan bir insan değilim. Zaten 366 kişi alabilirsiniz yılda yapmış olduğunuz protokolden ve elimizde var olan bütçe olanaklarından dolayı. Bunun 100 tanesi öğretmendir. 50 tanesi ki 100 tanesi de polis olması gerekir. Bu büyüyen üniversiteler, çoğalan yolsuzluklar, çoğalan eroinciler, eroinler, satışlar derken kaldı size 166 kişi. Bu 166 kişinin içinden ben bütçe komitesinde olduğum için söylüyorum. Baktığımda Sağlık Bakanlığı'nın bütçesine 400 hemşire ister, 54 doktor ister. Artı yeni hastaneler yapılacağından bahseder. Bunların içine koyacağı doktorlarla, hemşirelerle bir şey kalmadığının altını çizer. Hal durum böyleyken ben bir şeye daha dikkat çekmek isterim sayın bakanım. Ben veteriner dairesinden mezunum, veterinerlikten mezunum. Benim babam, ailem, bütün parayı harcadı, beni mezun etti. Geldim, 500 baş küçük baş hayvancılık yapacağım. Nasıl yapacağım? 500-600 liradır tanesi şu anda. Yatırım kredilerimiz var. Yüzde kaç faiz? Neyse. Öyle bir değil sayın bakan. Yatırım kredileri. Şimdi bu yatırım kredileri nedendir bilmem ama bizim Karpaz sokağını pek bulmaz galiba. Ha? Sen de bilin. Sen de o bölgenin vekilisin. Neden bulmaz? Nasıl bulmaz? Onu da pek anlamış değil. Ama bizde sen de bileyim, ne model ahır var, ne model ağır var. Herkes bir şekilde sağ makinesi almış, bizimkiler Rum malının üzerinde imiş ağırları, ahırları. Sağ makinesi için kredi almaz, soğuk süt zinciri için kredi almaz, silo için kredi almaz. Nasıl iştir ya bu iş? Yani ben gerçekten anlamakta zorlanıyorum ve gelirim gelmem bu bakanlığa bilmem ama zannederim yaptığımda bu gazellilerin kapılarını, yıldızlar meclisin de kapılarını görecek o 100 tane zengin diye düşünüyorum. Ama eğer bir gün hasbel kader yanlışlıkla oturursam oralara, ben o 100 tane zengine karşı büyük mücadele vereceğimin altını çizmek istiyorum. Sen verir miyim, vermez miyim bilmem ama bu çarşaf listede, bu meclise en az 30'la ya daha yeni milletvekili gelecek diye ihtiyar ederim. Gönlüm arzu eder ki o gelecek olanların içinde olasınız Sayın Çavuşoğlu. Ama eğer doğru dürüst halka yönelik
işler, icraatlar yapılmazsa, yapılmadığı takdirde halkın öfkesi büyük olur. İki dudak arasında işbaşı yaptırtılan insanlardan seçilebileceğinizi zannediyorsanız, Sayın İhsan Küçük bunun somut bir örneğidir ki buraya gelemediğidir. Dolayısıyla bu küçük baş hayvancılık veya büyük baş hayvancılık bana göre sınırlandırılmalıdır. Teşvik de Sayın Bakan her 100 adete göre değişmelidir diye iddia. Çünkü üretici sayısını çoğaltıp gerçek anlamda yayabilmek ve topluma para kazandırıp o insanların 1800 liraya, 2100 liraya, 2400 liraya aylık almaları için devlet kapılarını zorlamamaları gerektiği inancındayım. Çünkü bu insanlar bugünkü şartlarda kesinlikle ayağa kalkmaları mümkün değil. Yine yapacağınız teşvik sistemleri veya yaratacağınız olgular bana göre şöyle de olmalıdır. Zaten bu insanlara veriyorsunuz. Tabii çok geç kaldık. Yani hükümetler gerek bu son 5 yılda gözlemlediğim şudur. 4 yılda işte 5'e gidecek sayenizde sağ olasınız. Bağımsız milletvekillerinin full desteğiyle sabahlara kadar bekliyorlar. Senin istemen de değil. Tamam. Bağımsızların istemesiyledir. Çok özür dilerim Menteş Gündüz bunu söylerken. İstiyoruz, istiyoruz. Bu net bilisinde çok şey yapılıyor, regülasyon yapılıyor. Bağımsızlar tabii. Neyse, dolayısıyla şunu söyleyeyim. Sayın Bakan. Bana göre bu vereceğimiz teşvik paralarından bu insanların sosyal sigorta yatırımlarını direkt yapabilmeliyiz. Yine süt verenlerden işte o faizsiz kredi ki bize hiç uğramadı. Ne bileyim düştüreceğiz tarafa. Acaba Yeşilköy'ün neresinde kayboldu? Yoksa şeyde İskele Karpaz'a geçerken o boğazda kaza yaptı tırlarla falan. Pek bilmem yani bunu. Bunun detayını da hiç anlamam yani. Anlayamıyorum da. Gerçekten sıkıntı büyük bu konuda. Anlatmak için ilgilen başı oraya gönderdim. Tekrar gönderdim. Sayın Bakanım, sen de biliyorsun ki Karpaz'da ayağa kalkmak zor. 76'da biz Güzel Yurtlu'nun portakallarını keserdik. 2016'da gene biz Güzel Yurtlu'nun portakallarını kesen camiayız. Dolayısıyla bu konularla ilgili biz çok fakiriz. Biz borçtan korkarız. Ömrümüz hapiste geçsin istemeyiz. Zaten ömrümüz sayılı, sınırlı, stresli siyasetçiler yüzünden. Dolayısıyla daha temkinli gitmeyi yeğleriz. Bütün sıkıntı bundan da Sayın Bakan. Ama sendeki 100 tane boyunu olana 140 lira teşvik, 300 tane olana da 60 lira. Bakalım o zaman gerçekten saldırır mı, yumulur mu? Ama aldığı paradan da sigortası 7000 lira yıllık kesilsin. Öyle bir sistem yaratın. Bakın görün ne kadar insan çoğalır diye iddia ederim. Yani dolayısıyla benim size bu konudaki seslenişim şudur ki istenildiği takdirde iyi yani bu konularla ilgili birim müdürleri bir araya gelerek konsensüs sağlayarak ve iyi bir muhasebecinin de altında daha iyi yerlere taşınabilir. Ve köy yerlerindeki üreticiler de çoğalabilir. Şunu söyleyeyim, bugün gelirken sabahleyin biraz bilgi topladım. 1500 tane küçük baş hayvanı olan insanlar var. 1200 tane. Ona biz o zaman bir tane imalathane kurduralım. Sade boyundan, sade elinden, sade keçiden ellin yapsın. İsteyene de şimdi istemez adam hazır para varken başka yolları seçer ya Sayın Bakan.
Yardımcı olabiliriz. Yardımcı olabiliyoruz. Bu çok güzel bir kelime. Bana göre sınır koydum kardeşim, işte diyeceğim ki 500'den yukarı hayvan olanlara ben destek vermiyorum. 501'in varsa destek almam. Düşür 400'e yayılsın. 500'den yukarı imalatçı primi alabilin. İmalatçı katkı parası alabilin. Her sattığım kilo başı hellime bu kadar alabilin. Peki nasıl yapacak onu bilmem. Bende bir tane bilgisayar uzmanı çocuk var, Erenköy Lisesi'nde. Bu son 2 yılda benden daha mutlu, daha güçlü insan yoktur diye iddia ederim. Bugünlerde bir iki tane güzel şovumuz olacak, Allah nasip ederse. Dolayısıyla istenilen şey budur. İki dudak arasında işçi alıp da memur diye Maliye Bakanlığı'nda oturtmak değildir. Adaletli sınav sistemiyle 9 yıl dışarıda kalan Ceyda Güney'in 1. sırada rehber öğretmeni olarak Erenköy Lisesi'ne başlamasındadır. Kelamet buradadır. Ve bugün yapacağımız bütün doğru hamlelerle ancak 20 yıl sonra, 10 yıl sonra hizmet alabileceğimiz inancındayım. Yine otellere bana göre şöyle bir kıstas getirmeniz gerekir. Evet doğrudur, donmuş ete ihtiyaçları vardır. Ama %10, %20 de normal et alsınlar da üreticimiz de canlansın. Üreticimiz de faydalansın. Bir de gelip bize sunum yapacakmış birileri bugünlerde. İnşallah gelir de ben de giderim o sunuma. Orada söyleyeceğim şeyler bilmem daha netleşmediği için bir şey söylemiyorum. Ancak bana göre bu konuyla ilgili daha ciddi ve kıstaslar konması gerektiği inancındayım. Otele gelir 2000 tane insan haftada, otobüsler golü gider golü gelir, otobüsçü dostlarından aldığım bilgilere dayanarak söylüyorum. Peki abi bizim Karpaz'daki insanlar ki kuzuları beslerler hiç satmadılar. Satılmamış hiç, nasıl olur ya bu iş? Yok bugün gelirken yolda da gördüm 20 tane gelirdi bir manın içinde ama yani zayıftır yani. Şunu söyleyeyim sana, zayıftır. Şunu da söyleyeyim, söylemeden geçemeyeceğim. Bu Ulusal Birlik Partisi ile Demokrat Parti gelince sınır fazladan delinir gibi gelir bana. Çünkü düne kadar, sen de bilin bir iki ay öncesine kadar biliyorsun. Yok sağ soldan değil. Biz katıyız, bizleriz ki emniyet müdürlüğü tutuklayacağız, hapse atırız. Siz derseniz bağışlayın. Hikaye buradadır. Başka hiçbir yere değil Sayın Çavuşoğlu. Hikaye buradadır. Çünkü biz, tabii ki bunu sen söylememiş olabilirim ya. Ben seni kaçtırmışım. Kırılmazlar ya. Kırılacak olsa zaten ben kendim kırarım. Gerekmez kırılsın kendim. Şimdi Sayın Bakan, benden sonra burada görev yapan bakan konuşacağı için bu konularda çok da şey etmek istemiyorum. Ancak yine bu süt taşımacılığına dokunmadan geçemeyeceğim. Sağ olasınız. Bizim bölgeye özellikle %68'leri kaybettiniz. %50'lere düştünüz. Bilin ya. Bu BP'den de yalnız sen çıktın da geldin. Dolayısıyla bu gaybı telafi adına birkaç tane... Bizden gayb olanlar sana gitmedi, ortağınıza gitti. Tamam be kardeş, ortağınız da tehlikeli sizin için. Hani ne kadar randıman verir, o da ayrı konu. Ne istediğimizde gönderir. Neyse ya, ben oralarda dengeleri bozan insanım, bunu sen de bilin. Bozmaya da devam edeceğim. Ve daha önceden konuşmuş olduğumuz, yapmış olduğumuz sohbetlerden ve birbirimizi tanımış olduğumuzdan da bundan da sen de çok iyi eminsin, biliyorsun. Sayın Bakanım, bölgeye 2 tane soğuk süt taşıma... Bir tane verdin, senden önceki de 1 tane verdi. Ben süt taşıyıcısına verdim. Tamam, fark etmez. Fark etmez. Yani küçük krallıkları büyütmeye çalışıyorsunuz. Sen bir süt taşıyan... Tamam kardeş, tamam. Şikayetim yok benim ancak... Şikayetim şudur ki, eğer siz bu insanlara taşıma izni verdiyseniz, bunların parayla taşıdıkları için te izni almaları gerekir. Vergi vermeleri gerekir. Bu konuda hiçbir işlem yapılmadı, yoktur. Bu araçlar tisiz yolda gider gelir. Tabii
Nereye sormuş? Ama yani öyle olmaması lazım. Çünkü ağır araçları Tina siyaretler. Değil abi. Değil. Küçüğü de olmaması lazım. Küçüğü de teyzniyle olması lazım. Büyüğü de teyzniyle olması lazım. Benim yazmış olduğum yazılı soruya bana verilen cevapta T harfi yok. İsterseniz geriye dönüp bakın. Baktırın. Bana verilen yazılı sorunun cevabında T izni yoktur. Lütfen baktırt. Ben Nazmi Hanım'la konuştuydum. Yoktur. Sonradan verildiyse bilmiyorum. Yolda ya Allah ya Beyrut giderler gelirler diye düşünüyorum. Evet. Seni kırmayacağım. Teşekkürler, saygılar sunarım. Sırf bakandan dolayı.